Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu benim kızım. Kayıp hiç gördün mü kardeş? Görmedim abi. Selamünaleyküm. Kardeşler, benim kızı gördünüz mü? Görmedik, bilmiyoruz kardeş. Siz? Görmedim. Siz gördünüz mü? Yok, görmedim. Siz de görmediniz ha? Kardeşim, benim kızı gördünüz mü? Görmedim. Yok, abi. Ne oldu Cemşir, bir haber var mı? Yok kullan. Hiçbir haber yok. He. Sen geç, dinle az. Yok. Ben oturmayacağım, gideceğim. İyi, kolay gelsin. Sağ ol işte. Allah! Cemşir efendi, hayırdır? Yüzlerinden düşen bin parça bu gece. Ne okuduysam güldüremedim seni. Ha, bugün öyle oldu işte. İçtin de maşallah. İçtim. Yarasın yarasın da... ne derdin var de hele? Hem derdini söylemeyen derman bulamazmış.
Benim kız kayboldu. Her yere, herkese sordum ama ses seda yok. Hani şu dediğin çiftliği fabrikası olan kızın ha? Ha, o işte. Sabah ola hayrola. Ortaya çıkar elbet. İnşallah. Bak sana ne diyeceğim. Hadi gel beni eve kadar bırak bu gece. Hem yolda da az dertleşiriz. Olmaz mı? Olur vallahi. Ne oluyor? Ben ne bileyim, onu Cemşir Efendi'ye soracaksın. Allah Allah. Ya kardeşim, bu adam kızını aramıyor mu? E görmüyor musun? Demek ki Güllü'yü aramıyor. Ya Reşit, ben sana dedim kardeşim. Bu dükkana kadın getirmeyek, başa bela olur dedim. Ama yürüyün. Gidip engellesek ya. Olur mu ya? Koskoca adam. Bize yakışmaz. Hem var ya, bence Cemşir Asuman Hanım'ı kaçırmasınlar diye ona eşlik ediyor. Kaçırmasınlar diye? He. Ya sen nasıl bir dene bir adamsın ya? Ağzının ne arşını var, ne endazesi, yemin ediyorum ya. Yürü kalk gidelim, yürü kalk gidelim. Tövbe estağfurullah. De geldik. Sağ olasın Cemşir Efendi. Bir şey de ben gideyim artık. Gel bir acı kahve yapayım sana. Hem kendine gelirsin. Yok yok. Ben gideyim. Öyle mi gideceksin eve? Gel bir 5 dakika içeri. Yemem seni, korkma. Gel. Cemşir. Cemşir. Hadi sabah oldu, uyan. Hadi. Hadi kalk. Neredeyim ben? Asuman Hanım. Hanım mı? Hanımı mı kaldı? Asuman'ı da istersen bana ha? Ben nasıl geldim oraya? Oo! Hiçbir şey hatırlamıyorum deme şimdi bana. Gücenirim ha. Benim gitmem lazım. Hele dur. Baksana sen buraya. Duyuyor musun? Kalbim nasıl hala çarpıyor, duyuyor musun? Ha. Atıyor. Ama benim gitmem lazım. Cemşir. Yanlış bilmeyesin ha. Ben öyle kimseleri almam koynuma. Aklına bir şey gelmesin. Yok canım, haşa. Gelmedi, gelmez. Başkasın yani. İçim istedi seni. Anladın? Anladım. Ama ben geç kalıyorum, gitmem lazım. Thank you.
Buyur. Hayırlı olsun. Hisselere müşteri çıktı Serap Hanım. Öyle mi? Kimmiş? Ramazan. Ramazan mı? Noterimiz de burada. Siz imzayı attığınızda satış işlemi gerçekleşmiş olacak. Para da derhal hesabınızda olacak. Hayırlı olsun Serap Hanım. Sağ olun. Selim, yalnız senden bir ricam olacak. Hesaptaki paranın 70.000 lirasını şu adrese götürebilir misin? Tabii. Arabamı da geri istediğimi söyle. Eğer arabayı geri getirirlerse 50.000 lira daha vereceğim. Aynen böyle söyle. Evet. Kız, bana doğruyu söyle. Dün Halide Hanım'a sen mi haber verdin? Niye? Kemal'in çiftlikte olduğunu. He, ben haber verdim. Ne olmuş? Elinin körü olmuş. Dilin kopaydı, e mi? Kız Gülizar, sen ne zaman adam olacaksın ha? Söyle, ne zaman adam olacaksın? Ya sen niye benim üstüme geliyorsun, ha? Yani burada utanması icap edin kişi ben miyim ya? Halide Hanım'a boynuzları tahanlar utansın. Öyle değil mi amma? Bak, bak, bak. Sütten çıkmış ak kaşık. Geçmişini çabuk unuttum bakayım. Siyare bacı, ben bir hata etmiş olabilirim. Ama ben hatamın farkına vardım. O koskoca bir hanım, üstelik bebesi var. Sizce Halide Hanım'ın bunu bilmeye hakkı yok mu? Ha sen benim üstüme geliyorsun. Ayrıca ben sana bir şey daha diyeyim. Kemal dün gitmeyeydi. Görürdü onlar zinanın ne demek olduğunu. Bak kızım. Senin kulağın duyuyor mu ağzından çıkan? Gülizar. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ha? Demek zina yapıyorum öyle mi? Ha? Demek Halide'ye olan biteni sen anlatıyorsun öyle mi? Defol bir çiftlikten. Defol! Gözüm görmesin seni. Hadi yürü git. Defol! Topla pılını pırtını. Sakın gözüm görmesin Gülizar. Defol! Defol! Nankör! Yeter kız ağlama, içim parçalanıyor. Ağlamayayım da ne yapayım? Kovuldum. Kovuldum. Cız çıplak kaldım ortada. Ey kurban olduğum Allah. Hanım merhamet etse de affeylese şu avradı. Hanımım. Gülizar için konuşmaya geldiysen hiç konuşma yazına. Hanımım. Kızmakta yerden göğe kadar haklısınız.
Lakin Gülizar kendini bildiğinden beri bu çiftlikte çalışır. Başka bir yerde barınmayı, bir iş tutmayı bilemez. Beni alakadar etmez Yasin Ağa. Bunları Halide'ye muhbirlik ederken düşünecekti. Benim evimi jandarmalar bastı. Olmadık hakaretlere maruz kaldım. Gülizar bu defa haddini çok aştı. Bari yarın sabah gitsin. Hayır. Gülizar bu çiftlikten bu gece defolup gidiyor Yasin Ağa. Bu hususta tek bir laf bile istemiyor. Anlaşıldı. Dur kız. Yasin Ağa Hanım'la konuşmaya gitti. Belki seni affeder ha? Ne oldu Yasin Ağa? Ne dedi hanım? Hanım Nuh diyor, peygamber demiyor. İlla bu gece gidecek diyor. Abo. Gecenin bu vaktinde nereye gider, kimin kapısını çalar bu kadıncağız? Sen hiç merak etme. Ben gideceğim yer biliyorum. Nereye gidecekmiş? Halide Hanım'a gideceğim. Hizmetlerinin karşılığını alacaksın diyordu. Şimdi o bana sahip çıkar. Hakkını helal et. Bir kusur işlediysem affet, olur mu? O ne demek? Sen benim kızım sayılırsın. Kendine iyi bak kuzum. Başına bir şey gelirse doğru bana geleceksin. Tamam mı? Sağ ol ağam. Komutanım, herhangi bir iz bulamadık. Affedersiniz. Fena bir şey mi oluyor acaba burada? Halide Hanım nerede? Halide Hanım cinayet şüphesiyle tutuklandı. Cinayet mi? Ne yapıyorsun bakalım sen? Ana, Gülizar değil mi? Kız, Gülizar. Reşit Efendi. Ne arıyorsun bu saatte? Ben hanımla kavga ettim. Topladım valizimi, çarptım kapıyı, çıktım dışarı. Sen kapıyı çarpıp çıktın. He, kapıyı çarpıp çıktım. Bir daha da asla dönmem o çitliğe. Ah.
Hanımım, babanız geldi. Kızım, Güllü. Duyar duymaz geldim. Bu yangın nasıl çıkmış ki? Bilmiyorum baba. Kimse bir şey görmemiş. Kendi kendine çıkacak hali yok ki. Belli ki biri yaptı ha. Güllü. Bu iş o kadının marifeti olmasın. Hangi kadın? Halide denen soykanın böyle bir kötülüğü ondan başkası yapabilir mi ki? Bilemiyorum baba. Hem ne fark eder ki? Öyle bile olsa hiçbir şey ispat edemeyiz. Jandarma her yeri aradı, tek bir delil yok. Borcun vadesi de bugün doluyor değil mi? Evet. Ne yapacaksın kızım? Açın ulan kapıyı. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Serap Hanım'ı göreceğiz. Yat yere. Yat, yat. Hanımın çiftliği de pek güzelmiş. Ne işiniz var burada? Nasıl girdiniz içeri? Serap Hanım'ı göreceğim. Kimsiniz? Ne işiniz var Serap Hanım'la? Kıpırdama. Geç şuraya. Geç, 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 geç. Çık. Oğlum, ne oluyor burada? Geç, geç, geç. Geçin, çekin. Çekin, çekin. Hadi. Kıpırdama. Kusura kalmazsan biraz acelemiz var. Ne oluyor burada? Yasin ağa, siz de kimsiniz ablam? Kimse kıpırdamasın. Bir yanlış olursa hanımının canı yanar. Anladın mı? Yasin ağa, ne oluyor, siz kimsiniz? Aa, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, böyle giremezsiniz. Serap Hanım. Ne var, ne istiyorsunuz? Bekledik, bekledik. Sen gelmeyince... Biz geldik, fena mı ettik? Ay! Geç! Geçine! Çık! Çık! Baba! Çiftliğin de, evin de pek güzelmiş Serap Hanım. Miras yedi olmak güzel değil mi? Bugün fabrikada bir teslimat olacaktı. Ama bir aksilik çıktı. Depodaki bütün pamuk yandı. Bana ne bundan? Paranızı hazır edemedim. Sizinle alakadar olan kısmı bu. Vah vah vah. Serap Hanım'ın düştüğü duruma bakın. Koskoca çiftliğin, fabrikanın sahibi Serap Hanım... ...borcunu ödeyemiyor, öyle mi? Hayır, ödeyeceğim. Lakin vaziyet bu ara pek... Mavrayı kes kadın. Önce kimle konuştuğunu belli. Senedin vadesi bugün doldu. Ya sen parayı ödersin ya da ben zorla alırım. Dağ başı mı lan burası? Nasıl alacaksın zorla? Bak hele. Borç namustur.
Ben de namussuzları hiç sevmem. Bana bak. Ağzından çıkana kulağın şahitlik yapsın. Kızın dediğini duydun. Ödeyecek. Şimdi bas git. Paramı almadan bir yere gitmem. Bakın, bir tatsızlık çıksın istemiyorum. Size söz veriyorum, ödeyeceğim paranızı. Yalnız bana biraz daha müddet tanıyın. Bak hele. Seni ben daha önce uyarmadım mı? Uyardım. Senedin vadesi dolunca bana hiçbir bahane sökmez demedim mi? Dedim. E bugün de vade doldu. Şimdi sen bu borcu ne yapacaksın? Ödeyeceksin. Size hiç nakit param yok diyorum. Kes sesini lan! Yeter! Elimden bir şey gelmiyor, anlamıyor musunuz? Anlaşıldı. Bu işi güzellikle çözemeyeceğiz. Baba! Söyle, ben de çiftliğini yakayım mı ulan ha? Yakayım mı? Söz veriyorum. Paranızı ödeyeceğim, söz veriyorum. Söz veriyormuş. Dalga mı geçiyorsun? Ya, bırak ulan kızı! Davran da dağıtayım kızının beynini. Baba! Baba! Sizi pişman ederim. Yemin ediyorum. Duyuyor musun beni adi herif? Çantayı ver. Yaz. Arabamı borcumun bir kısmına karşılık Ali İhsan Kara'ya hibe ediyorum. Ali. Yaz ulan. Sustururum yoksa bebeni. Şimdilik bu işimi görür. Geri kalanına da günlük faiz işler. Haberin olsun. Ali. Bir daha geldiğimde faiziyle paramı ödemezsen bu silahı ateşlerim. Haberin olsun. Hadi arabalara. Gülizar, koş. Koş Muzaffer Ali'ye bak, hadi. Cemşira, iyi misin? Abo, elleri kırıla, sıcalar. Ne oluyor burada? Kemal. Küllü, Küllü iyi misin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.